Diyelim ki yaklaşan bir seçim var arkadaşlar. Biz de bu konularla çok ilgili bir kişiyiz. Tamam mı? Diyelim siyaseti seviyoruz, ilgileniyoruz. Ya da belki de sadece araştırmacı ruhluyuz ve istatistik bilimini seviyoruz diyelim. Bu sebeplerin herhangi birinden dolayı bir adaya oy verecek olan kadın ve erkek seçmenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını merak ediyoruz. Yani favori adayımızı erkekler mi yoksa kadınlar mı daha çok destekliyor? Adayımızın bu iki seçmen grubundan alacağı oy oranında bariz bir fark olabilir mi? Bunu tespit etmeye çalışacağız. İşin matematiğine bakacak olursak, önce ana kütle ya da popülasyon dağılımlarına bakalım. Bu erkeklerin popülasyonu olsun. Bunun bir kısmı söz konusu olan adaya oy verecek. Bu orana P1 adını verelim. Erkeklerin diğer kısmı da bu adaya oy vermeyecek. O halde burası da 1 eksi p1 olur. Aynı şeyi kadınlar için de yapalım. Bunlar da kadınlar olsun. Belli bir oran bu adaya oy verecek diyelim. Bunun p1 ile aynı olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden buna başka bir şey, buna p2 diyelim. Diğer kısımda bu adaya oy vermeyecek. O da ne oluyor? 1 eksi p2 oluyor, değil mi? Oy vermeyenler 0, oy verenler 1 olsun. Bunların ikisi de Bernoulli dağılımı. Bu bilgi ileride işimize yarayacak, tamam mı? Başka bir deyişle bunların ortalamalarının oy vereceklerin oranlarıyla aynı olduğunu biliyoruz. Anlaştık mı? Oy veren erkeklerin ortalaması ya da oranı buna ortalama 1 diyelim. Bu ortalama P1'e ve buradaki varyans da her şeyi sarı ile yazalım. Bu dağılımın ortalaması P1'e, varyansı da bunu da varyans 1 olarak adlandıralım. Bu iki oranın birbiriyle çarpımına eşit olacak. Yani P1 çarpı 1 eksi P1'e eşit olacak. Çok uzun bir cümle oldu. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Bu denklemi önceki videolarda Bernoulli dağılımlarından bahsederken öğrenmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi, demin erkekler için yaptığımız şeyi kadınlar için de yapalım. Hem de üstünden geçmiş oluruz konunun. Evet, bu Bernoulli dağılımının ortalaması da P2'ye, Varyansı da bu iki oranın çarpımı, yani p2 çarpı 1 eksi p2'ye eşittir. Videonun başında da söylediğim gibi, bu adaya oy verecek kadın ve erkek oranları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını bulmak istiyorum. Yani amacımız bu. Önemli olan varsa bulduğumuz fark anlamlı bir fark mıdır sorusuna cevap vermek. Bu videoda bu iki parametrenin farkı olarak tanımladığımız parametre için %95'lik bir güven aralığı oluşturmaya çalışacağız. Bu iki popülasyon parametresinin ya da oranının gerçek farkının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu fark için %95'lik bir güven aralığı oluşturmaya çalışacağız. Tamam mı? Bunu yapmak için de önce oy verme olasılığı yüksek olan 1000 tane erkek ve kadın bulacağız. Not ediyorum buraya. 1000 erkeğe sorduğumuzu varsayalım. Bunlardan 642 tanesi adaya oy vereceğini söylemiş olsun, tamam mı? Geriye kalanlar da yani 358'i söz konusu adaya oy vermeyeceğini söyleyenler olsun. Oy verme olasılığı yüksek. 1000 tane de kadına soralım. Bu arada bu anketlerin gerçek hayatta rastgele yapıldıklarını da vurgulamak istiyorum. 591 tanesi adaya oy vereceğini söylemiş olsun. Geriye kalanlar da otomatikman bu adaya oy vermeyecek kadınlar oluyor. Şimdi elimizdeki bu örneklem oranlarına bakarsak arada bir fark olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Ama güven aralığını da oluşturmamız lazım. Şu ana kadar ne yaptığımızın üzerinden bir kere daha geçmek istiyorum. Öncelikle erkekler için bir örneklem oranı bulduk. Bu arada bu örneklem oranı eğer kulağınıza karmaşık geliyorsa bu örneklemin ortalamasından başka bir şey değil. 642 tane 1 var. Gerisi de 0. O halde payda 642. Paydada ise 1000 olacak. Not ediyorum. 0,642 oluyor sonuç. Bunun örneklem ortalaması ya da oranı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şeyi kadınlar için yaptığımızda örneklem oranını 0,591 olarak bulacağız. Bunun buradaki bin kadından oluşan örneklemin ortalaması olduğunu da düşünebilirsiniz. Oy verenleri birle, vermeyenleri sıfırla temsil ettik. Olan biteni görselleştirmek adına örneklem oranlarının örnekleme dağılımlarını da çizebiliriz. Örneklem boyutumuz büyük. Bu arada karşı karşıya olduğumuz oranlar 1'e ya da 0'a yakın olmadıklarından, örneklem boyutları büyük olduğundan dağılımlar Kabaca normal dağılımlar olacaklar. Not ediyorum. Örneklem oranlarının örnekleme dağılımı. Burada bir ortalama olacak evet. Örneklem oranının örnekleme dağılımının ortalaması daha önce de defalarca gördüğümüz gibi popülasyon ortalamasına eşit olacak. Popülasyon ortalaması da gerçek popülasyon oranıdır. eşittir büyük P1. Ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Varyans ise, bunu da daha önce defalarca gördük, bu dağılımın varyansı, erkeklerden bahsettiğimiz için 1 koyalım. Merkezi limit teoremine göre, buradaki dağılımın varyansı yani P1 çarpı 1 eksi P1 bölü örneklem boyutumuz yani 1000'e eşit olacak. Aynı şeyi kadınlar için de yapalım. Evet, bu örnekleme dağılımı, bu da buradaki dağılımda P2 çizgi için. Bu arada bunların hepsinin erkekler için olduğunu belirtmek için şunlara 1 koyalım. Evet ve bunlar da kadınlar için. Bu dağılımın da bir ortalaması olacak. Hemen çiziyorum. Kadınlar için oluşturduğumuz örneklem oranının örnekleme dağılımının ortalaması popülasyon ortalamasına yani büyük P2'ye eşit olacak. Varyans da az önce gördüğümüz gibi buradaki varyans yani P2 çarpı 1 eksi P2 bölü örneklem boyutu yani 1000'e bölü n ve biz bunun için yüzde 95'lik bir güven aralığı elde etmek istiyoruz. Bunu yapmak için de bu örnekleme dağılımları üzerinde değil, bu örneklem oranı eksi bu örneklem oranının örnekleme dağılımı üzerinde düşünmemiz lazım. Bunu daha önce de görmüştük. Şu anda oranlardan bahsediyoruz ama bu aslında ortalamadan çok da farklı bir şey değil. Hadi bir de şu dağılıma göz atalım. Bu arada, Buradaki örneklem ortalaması ya da oranını elde etmek için bir örneklem aldığımıza göre, bunun bu dağılımdan bir örneklem alınması ile aynı şey olduğunu düşünebiliriz. Aynı şey bunun için de geçerli. Bundan bin tane örneklem aldık ve sonra da bunların ortalamasını bulduk. Bu, örnekleme dağılımından örneklem almak ile aynı şeydir. Evet, buradaki dağılım, tüm örneklem oranlarının farklarının dağılımı olacak. Buna benzeyen bir şeyi elde edeceğiz. Bunun da bir ortalaması olacak. Bunu yeşille yapalım. Yukarıdaki sarı ve maviyi birleştirirsek yeşil elde ederiz. Anladınız değil mi? Bu, buradaki parametrenin yani P1 eksi P2'nin örnekleme dağılımı. Burada bir ortalama olacak. Örneklem oranı P1 eksi P2'nin ortalaması. Ve bundan önceki videolarda gördüklerimize dayanarak bunun bu ortalama eksi bu ortalamaya eşit olacağını biliyoruz. Büyük P1 eksi büyük P2'den bahsediyorum. Yazıyorum. Büyük P1 eksi büyük P2. P1 eksi P2'nin dağılımının varyansı da bu iki dağılımın varyanslarının toplamına eşit olacak. Şunu kopyalayıp yapıştıralım. Evet, bunu da karekök olmayacak çünkü şu anda standart sapmadan değil varyanstan bahsediyoruz. Evet, bu artı bu. Varyans buna eşit olacak. Eğer standart sapmayı istiyorsanız, eşitliğin iki tarafının da kare kökünü alabilirsiniz. Varyansın kare kökü standart sapmaya eşittir. Bu kuvveti silme nedenim de bu zaten. Bunun da kare kökünü alırsanız işlem tamam olur. Şu ana kadar yaptıklarımı, yapacaklarımızın bir hazırlığı olarak görebilirsiniz. Başka bir deyişle, beynimizi kavramsal olarak yapacağımız şeylere hazırlamış olduk ve artık güven aralığıyla ilgilenebiliriz. P1 eksi P2 için %95'lik bir güven aralığı oluşturmak istiyorduk. Hatırlıyorsunuz, değil mi? Bu buradaki ortalama için %95'lik bir güven aralığı ile aynı şeydir. Şimdi bu video oldukça uzun oldu arkadaşlar. Daha fazla kafanızı karıştırmamak için güven aralığı hesaplamasını bir sonraki videoda yapalım. Olur mu? Evet, görüşmek üzere.